Sana yedirecek 5 kuruş para yok, 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 yok! Hadi, 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 hadi! Hadi! Normalde 3. videoda dediğimiz gibi bu seriye biraz ara verecektik. Fakat anketteki ezici üstünlük sonucu güzel bir part 4 yapalım dedik. Ki eksik kalan ve hep bir ağızdan istenen fazlasıyla dizi var. Özellikle En İyi Arkadaşım dizisine talep çok. Fakat telif açısından sıkıntılı bir dizi. Bu nedenle ekleyemiyoruz. Selam küçük efendi. Cino! Yapma, yapma. Lütfen bizi öldürme. Beni öldür çocuklara. Lafı uzatmadan son kez verelim müziği. İyi seyirler. Altı numara. Köprü. Erdal Beşikçioğlu'nun gerçek fan kitlesi Behzat Ç'den değil, işte bu dizidendir. Son bir iki senede tekrar trend oldu. Hatta illaki denk gelmişsinizdir. Bu dizinin finali aslında finalle olmuyor. Yani 65. bölüm son bölüm evet, fakat asıl final Vali isimli filmde oluyor. Ağlama lan. Ağlama, ne bu gözyaşları? Aferin şöyle. Finali araştırırken Erzincan Dernekleri Federasyonu'nun Erzincan'da geçen fakat Eskişehir'de çekilen bu dizinin Erzincan'ın imajını sarstığını söyleyip RTÜK'e başvurmasını ve yayından kaldırılmasını istediğini görmüş olabilirsiniz. Fakat tabii ki dizinin final nedeni bu değil. Oğlum hayırdır lan? Bize komplo mu kuruyorsunuz? Sizi biz adam ettik lan! Dizi adı gibi arkadaşlar. Finalde köprünün yapımı tamamlanıyor ve dizi bitiyor. Şehir içindeki terör gruplarından 2 kişi helikopterle kaçarken düşerek ölür. Bizim vali de sürülür. Zaten Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan bu dizinin filmini izlemediyseniz de alın sizlere çıtırından film önerisi. Sayın Vali. 5 numara. Kanıt. Ey Sevil Atasoy, aklımıza kazıdan o unutmayın kusursuz cinayet yoktur repliğini. Kusursuz cinayet yoktur. Cinayet ve gizem türünün sefili olan bu dizi tam 100. bölümde final yaptı. Dizi bazen ince konulara değinmekten geri durmuyordu. Zaten sürekli değişen gün takvimini şöyle görebilirsiniz. Dizinin finaliyle ilgili RTÜK tarafından kötü örnek olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını görebilirsiniz. Fakat bunu direkt o epik cümlenin sahibi Sevil Hanım zaten yalanlamış durumda. Gerekçemiz mali durum. Fakat olayın saçma yanı, dizinin finali final gibi değil. Hatta yayınlandığı zaman ekranda bir final göstergesi bile yok. Ansızın gelen bir final söz konusu anlayacağınız. Filmlerde gördüklerinizi unutun ve mutlaka polise başvurun. Soru işaretleriniz ise soru olarak kalacak ne yazık ki. Yorumlarda hiç bize yüklenmeyin. Bir kere dizinin en büyük gizemi olan Yaman havada kalıyor. Ece niye kaçırıldı bilinmiyor. Üzerine asit dökülen cesedin sırrı bilinmiyor. Her bölüm cinayetin meseleyi çözen dizi, finalde bizi soru işaretleriyle bırakıyor anlayacağınız. Ne istediler senden Ece? Ne için kaçırmışlar? Bir şey söylediler mi? Hiçbir şey söylemediler. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. 4 numara. Sakarya Fırat. Ele aldığı konular bakımından hassas olan ve 151. bölümde final yapan bu dizinin final gerekçesini araştırırsanız çözüm süreci olduğunu görebilirsiniz. Dizideki karakterler, olaylar ve senaryo bütünü çözüm sürecini olumsuz etkilediği için kaldırılmış olarak geçiyor. Fakat dizinin yapımcısı Osman Sınav'a durumu soracak olursanız nedeni çözüm süreci değil. Zaten çok önceden finalin olacağını belirtmiş. Finalde Osman, Teo'yu göğsünden bıçaklayarak tahtalı köye yollar. Miro dağdan iner ve insanlığa geçiş yapar. Melike, üniversiteye geri döner. Halis'i soracak olursanız 2 bölüm öncesinde Bakır tarafından dizinden vurularak gazi olur. Son sahnede ise komando anda okunur ve dizi vedasını tamamlar. Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların elleri! Biz dağların elleri! 3 numara. Pulsar. Aman diyeyim tuzağa düşmeyin, YouTube üzerinde dizinin finalini 65 olarak görebilirsiniz. Fakat işin gerçeği bu dizi sadece 17 bölüm. Kanal sahipleri daha fazla izlenme için diziyi bölüp 65 bölüm haline getirmiş ve böyle yayınlamış. Tam bir komedi. Finalle ilgili ise bir olay yok, yani anlatacağım bir final yok. Bir köpeğin maceralarını anlatan bir diziydi ve reyting nedeniyle 17. bölümde ortadan kalktı. Yorumlarda fazlasıyla yazıldığı için konu alalım dedik. Devam. İki numara. Kırgın Çiçekler. Türkiye'nin gözyaşı seli Kırgın Çiçekler bir ara en çok geyiği yapılan ve izlenen dizilerden biriydi. Kemal'im yapmaz! Kemal'im yap! Kemal'im yapmaz! Kemal'im yapmaz! Kemal'im yapmaz! Kemal'im yapmaz! Yapmaz Kemal'im! Kemal'im yapmaz! Kemal'im yapmaz! Kemal'in yaptı Mesude! Dizi reyting kurbanı çünkü yayınlandığı gün olan pazartesi gününde Söz, Çukur ve Siyah Beyaz Aşk Üçlüsü vardı. Rakipler büyüktü yani.
113. bölümde final yapan dizinin sonunda kızlar bir trafik kazası geçiriyordu hatırlarsanız. Hamile olan Songül bebeğini doğuruyor fakat hayatını kaybediyor. Eylül evlenip Bartlanıyor. Neriman Hanım da evlenip Marmaris'e yerleşme kararı alıyor ve Neriman apartmanı kızlara bırakıyor. Apartmanın adı da Songül Ertürk Yetiştirme Yurdu olarak yaşantısını sürdürüyor. Yarım mutlu yarım mutsuz enteresan bir finaldi Kırgın Çiçeklerinki. Songül. Ve bir numara. Poyraz Karayel. Albayım albayım diye ortalıkta dolaşan bir yığın marjinal ergen yetiştirmiş olsa da bu Türk dizisi daha önce de dediğimiz gibi Türk dizileri top 5 içerisinde rahatlıkla girer. O hayat beni belden sıktı biraz biliyor musun? Bedenime göre bir hayat bulsam yaşayacağım aslında ben de ama. Delirmek albayım, delirmek kim bilir ne kadar güzel bir şeydir. Bence insan delirecekse aşktan filan delirmeli. İnsana yürümeyi öğretiyorlar ama kimse yolu göstermiyor be albayım. Göstermezler evladım. Hem mizahı, hem edebiyatı, hem raconu, hem de göndermeyi yerli yerinde yapan dizinin finali yıllarca akıldan çıkmamıştı. Finalde her şey bitmiş gitmişken Poyraz ve Ayşegül karavanını alıp uzaklara doğru yola çıkar. Fakat bir benzin istasyonunda pusuya yatmış olan Nevra, Ayşegül'ü bıçaklar ve Ayşegül Poyraz'ın kollarında can verir. Bahri Baba vakti geldiği için vefat eder. Sadrettin ailenin başına geçer. Poyraz delirir ve dizi perdesi sonlanır. Dizi önceden verdiği mesajı finalde yerine getirdi anlayacağınız. Adam öldü, kadın evlendi. Kadın öldü, adam delirdi. Onu gördüğüm an anlamıştım öleceğimi. Çınar seni çok özledi Ayşegül. Şimdi size dünyanın en güzel kelimesini söylüyorum. Bir çare. Serinin 4. videosundan bu kadar deyip araştırmalar sonucu kesin ve tam bir şeyler bulamadığımız için videoya ekleyemediğimiz Lale Devri, Reaksiyon, Kardeş Payı ve Kayıp Prenses dizilerine de selamlarımızı iletelim. Videoyu beğendiyseniz ve kanala destek olmak isterseniz abone olmayı, videoya like bırakarak algoritmaya katkı sağlamayı unutmayın. Haftaya yeni seri bir videoda görüşmek üzere. O zaman sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.